hiçbir boksör yumruktan korkmaz. Ama kaybetmekten korkar. Disiplin olmazsa olmaz. Çünkü biz tekiz, yalnızız yani. Ben ringin içinde tek başımayım. Antrenörüm orada oturuyor. Ben ringde mücadele eden benim yani. O yüzden disiplin çok önemli. Onların şampiyonu olmak, dünyanın bir numarasında olmak. Benim için şu an birinci öncelik bu. Çünkü zaten ilk gelirse ikinci de gelir. Bakıyoruz şöyle, sizi incelediğimizde, küçüklüğünüzden başladığımızda anneniz herhalde biraz size spor arayışına girmiş. Evet. Neden? Annem çok istedi sporcu olmamı. Yani bir sporla, bir branşla ilgilenmemi çok istedi daha doğrusu. O da bu kadar yükseleceğimi tahmin edemezdi bence. Edemiyordu. Ama birçok branşı denetti bana. Aynı zamanda o disiplini de birazcık aşılamak istedi galiba bende. Sporcu disiplini, kötü alışkanlıklardan uzak dursun, sosyal bir çevresi olsun diye. Bu şekilde yönlendirmelere başladı. Küçükken sanki erken boksa başlamışsınız gibi mahallede, çevrede. Çok hırçın ve kavgacı bir çocuktum. Sürekli böyle içimde bir kaos vardı. Şu an onu sadece boksta gösteriyorum onu. 13-14 yaşlarınızda değerli antrenörünüz Serdar Avcı ile tanıştınız. Tanıştım. Kısaca sizin ağzınızdan antrenörünüzü de dinlesek olur mu? Benim antrenörüm bence Türkiye'deki çok önemli bir spor adamı. Türkiye'de çok önemli spor isimlerinden bir tanesi. Bokstaki en önemli isim diyebilirim. Çünkü boksa çok büyük emekleri oldu. Profesyonel boksa özellikle. Bir kere beni yetiştirdi. Şu an çıkacağımız maç gerçekten Türk tarihi için çok önemli bir maç. Ve buraya gelmek de aslında antrenörüm için, bir antrenör için bence çok güzel bir şey. Ben kemerleri almadan bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü benim birinci hedefim kemerleri almak. Hatta 5 büyük federasyonun şampiyonu olmak. Belki o zaman hedefime ulaştım diyebilirim. Antrenörüm çok disiplinli bir adam sporcularına karşı. Ve biraz da şakacı. Çok iyi. Evet, buyurun. Bu aralar aramız biraz kötü. Bu maç stresinden dolayı böyle birbirimizi yiyoruz. Ben heyecanlıyım, o benden daha heyecanlı. Ama bu insani bir şey, çok normal. Gerçekten. Ve böyle geçen böyle arada beni engelliyor falan, o dereceyiz yani. Sonra ama antrenman iyi geçince bizden hissi yok yani. Dünyadaki tek iki kişi biz kalmışız gibi birbirimize sevgi gösteriyoruz. Öyle bir durum var. Bu işin heyecanı ve stresi bambaşka. Ben antrenörümü çok seviyorum. Onun elinde büyüdüm, onun elinde yetiştim. Beni boksa başlatan o, bana bugün en sevdiğim işi yapmama olanaklar tanıyan kendisi. O yüzden hayatımdaki yeri çok başka. Onu çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Şunu da arada söylemeden geçemeyeceğim ama sizin de ona teslimiyetiniz, sizin de ona sadakatiniz. Yani biz sizle görüşürken bile hem menajerim, evet, hem antrenörüm, o ne derse, ben bile programı bilmiyorum, o ne derse ben hemen kesinlikle uyguluyorum. Kesinlikle o, evet. Yani bu müthiş bir şey. Hani sizdeki o, bilmiyorsunuz, gidilecekse gidilecek. Hatta bir yerde bir söyleşinizde ne diyorsunuz? Boksu bırak dese bir bildiği vardır der, bırakırım. Bu gerçekten müthiş böyle. Müthiş bir teslimiyet değil mi bu? Yani antrenörüme çok güveniyorum. O bir şey söylüyorsa mutlaka vardır. Bir de biraz gergin ve agresif bir adam. Böyle başarılı insanlar hep böyle oluyor bence. Çünkü kalite. Kalite, evet. Onunla çalışmak çok zor ama çok iyi tanıdığım için kendisini idare edebiliyorum. Kendisine soru soramıyorum. O yüzden siz bana ilk ulaştığınızda lütfen kendisiyle görüşürüz. Çünkü özellikle bu süreçte çok gerginiz ikimiz de. Ben aynı zamanda kilo düşüyorum. O da maçın stresi ve gerginliğiyle hayatımızı sürdürüyoruz şu anda. O yüzden ona soru soramıyorum. Antrenman programını bile ben günlük öğreniyorum. Akşamdan yarın sparring var diyor. Ona göre uyu, erken yat. Yani dinlen diyor. O kadar. Onun dışında hiçbir şey soramıyorum kendisine şu an. Normalde de öyle çok soru sormuyorum. Zaten sevmiyor soru sorulmasını. Evet. Öyle bir karakter. Ama şöyle bir sıkıntı yok. Siz zaten teslimsiniz. Problem yok kesinlikle yani. Kesinlikle. Güveniyorum kendisine. Bir de yani şu ringlerdeki ilk Türk kadınsınız. Değil mi? Bakıyorsunuz WBC'de yani kimsenin alamadığı Türkiye'de siz varsınız. Mike Tyson'lar, Muhammed Ali'ler ve kadınlar klasmanında siz. Evet. Yani bu kısmı, bu süreci, oradaki heyecanınızı... Aslında şöyle, Türk kadınlarında potansiyel gerçekten var. O yüzden alamadığınız demek istemiyorum. Çünkü eminim ki benden sonra almalar artacaktır. Çünkü imkanlar artıyor artık. Yani benim imkanım ve olanağımı gerçekleştiren antrenörüm. Çünkü kendisinin çok değerli bağlantıları var. Çok kaliteli bir isim boksa. Yani onu kendi boksa olan...
vermiş olduğu emekler de birazcık bunun altyapısını sağlamlaştırıyor. En basit örneğini şu şekilde söyleyebilirim. Ülkede federasyon yoktu ve evet. federasyon kuruldu. Federasyonun kurulmasıyla zaten artık bu almalar başlayacaktır. Ben ilkim. Bu benim için çok değerli ama benim hedefim gerçekten ilk olmak, son olmak, orta bu değil. Benim hedefim gerçekten bütün büyük kemerleri alıp onların şampiyonu olmak, dünyanın bir numarasında olmak. Benim için şu an birinci öncelik bu. Çünkü zaten ilk gelirse ikinci de gelir. Ülke dediğim gibi biz toplum olarak savaşçı bir toplumuz. Çünkü benim arkadan gelen profesyonel arkadaşlarım da var, kadın boksör. O yüzden onları da şey yapmak istemiyorum. Hani ilkim, sonum bu tür şeylere çok girmemeyi tercih ederim açıkçası. Ama şunu da yakaladık. Müthiş bir inancınız var. Müthiş bir motivasyonunuz var. Tamam onlar tecrübeli ama benim tekniğim iyi. Benim şuyum iyi. Yani biz sizi seyrederken tüylerimiz diken diken oluyor. Bunu nasıl yakaladınız bu öz disiplini? Benim antrenörüm iyi. Oo, yine oraya bağladık. Gerçekten Serdar Bey. Benim antrenörüm, çok iyi. Benim antrenörüm iyi. Bugün onu sürekli övüyorum ama aramızda iyi değil şu an. Ama gerçekten hakkını vermek istiyorum. Çok iyi bir antrenörüm var. O yüzden ben aslında ona güveniyorum. Onun tecrübelerine güveniyorum. O beni çalıştırdığı sürece ben kimse bana karışmasın. Ben dünyanın en iyisiyim. Müthiş. Ama antrenörüm bir yere gittiğinde mesela bana geliyorlar. Ben çok büyük bunalıma giriyorum o yokken. Bazen uzun iş seyahatleri oluyor. Böyle her gün arıyorum artık gel antrenman yapalım. O bana program veriyor. Tek çalışmayı çok sevmiyorum o yüzden. Daima onu yanımda görmek istiyorum. O köşemdeyse eğer dünyanın en iyisiyle de oynarım. Bir numarasıyla da oynarım. Kralıyla da oynarım yani. Bağlılık harika. Yani şu da çok güzel. 2024 senesi sanki Türkiye'deki kadınların senesi yani. Hanımefendilerin senesi. Niye? Evet, bir baktık daha yakın 2024 ayının başında Nazarıcı Master'larda buz pateni şampiyonu oldu. Evet. Onunla konuştuğumuzda sizin şu an anlattığınız öz disiplinin aynısı onda da var. Yani bireysel sporlarda disiplin olmazsa olmaz. Çünkü biz tekiz. Yalnızız yani. Ben ringin içinde tek başımayım. Antrenörüm orada oturuyor. Ben ringde mücadeleye eden benim yani. O yüzden disiplin çok önemli. İyi beslenmek, iyi uyumak, hayatını rejimde yaşamak çok önemli. Zaten karakter olarak da ben acaba sporcu olmasaydım da böyle yaşar mıydım diye soruyorum. Gerçekten ben böyle yaşardım zaten galiba. Çünkü sosyalleşmeyi seviyorum ama belli bir zamanlar. Yani maçtan sonra bir tatil dönemim olur. O zaman tatilimi yaparım. Sonrasında artık yine ben 9.30'da uyumaya başlarım. Sabah erken kalkarım, antrenmanımı yaparım. Hayatım böyle geçiyor. Yani disiplin olmazsa olmaz. Özellikle bireysel sporlarda. Takım sporlarında da öyle ama takımda en azından seni idare yani yorulduğunda pas atabilirsin. Pas atabileceğin biri var ama bizde öyle bir şey yok. Ve antrenörünü de temsil ettiğin için aynı zamanda hani bu iki kişinin başarısı. Senin kadar antrenörün de emeği var. Ama sen mesela ben o gece geç uyuduğum zaman sanki sadece kendime değil de bu antrenörüm de hakkına girmiş sayılıyor gibi hissediyorum kendimi. Müthiş. Çünkü onun emekleri de var üzerimde. Biz aynı birlikte bir iş yapıyoruz. O yüzden disiplin benim için birinci kural. Peki ben şimdi dışarıdan boksa merakı olmayan biriyim. Sizlerle ilk başta Serdar Avcı Bey'le heyecanlanmıştık boksa. Sonra da sizleri araştırırken heyecanımız bir kat daha arttı. Yani şimdi mesela şu boksa başlarken kendi rakibiniz bir gümüş kemeri alırken yani hayalinizde ne vardı? O hanımefendiyi yenmek vardı. Hiç korkmadınız mı? Hiçbir endişe olmadı mı? Yani yoksa direkt konsantrasyon nasıl yakaladınız onu? Şimdi dışarıdan bir gözle, bokstan anlamayan biri gözüyle soruyorum. Ya şimdi hiçbir boksör yumruktan korkmaz. Ama kaybetmekten korkar. Yani acaba yeteri kadar hazırlanamadım mı sorusunu düşünebilirler. Ya da bu maç için yeteri kadar tecrübeye sahip değil miyim sorusunu düşünebilirler. Ben bunu kendim için söylemiyorum. Genel olarak boks için söylüyorum. Çünkü ben bunları söylemiyorum. Biz çok güzel bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Her maçımızda öyle. Ben Dina kadar tecrübeli bir isim değilim. Dina benden daha tecrübeli ama onun kadar tecrübelilerle ben antrenman yaptım. Onun kadar tecrübelileri sparringlerde üstün puan farkıyla dövdüm. O yüzden bana bu özgüveni veren bu. Yani antrenörümün seçtiği partnerler, getirdiği partnerler hep Dina'ya yakın ya da öbür rakiplerime yakın olduğu için bana şunu söyleyebiliyor. Bak şunu dövdün, bunu da dövdün. Bu da geldi, bunu da dövdün. Bir şey yok yani. Kadın, sen Dina, eminim ki Dina'yı da döveceğiz. Dina'yı da mağlup edeceğiz. Yani bu özgüveni bana aşılayan antrenörüm. Evet. O yüzden bu konuda ben şanslıyım. Sistem böyle. Sistem bu. Evet. Peki, şimdi bunlarla böyle devam ederken altın kemer ve sonrası. Hayatınızda biliyoruz ama
sizin duygularınızı da dinlemek istiyoruz. Ne ifade ediyor? Ya şimdi ben 15 yıldır, 10 yıldır bunun için hazırlanıyoruz biz. Yani ben şöyle bir dönüp baktığımda yaklaşık 5 yıldır çok disiplinli bir hayatım var ve bu maç için hayatımın en önemli, kariyerimin en önemli maçına çıkacağım. Bu iki kemeri eğer alabilirsem, aldığımda her şey bambaşka olacak. Yani bambaşka, bu sefer daha çok çalışmam gerekecek. Daha çok, daha disiplinli olmam gerekecek belki. Altın kemer, bu ikisini alırsam, aslında şu an biz üç ünvanı oynuyoruz. WBC, WBO ve Ring Magazine. Ring Magazine şey gibi, en iyi boksör ödülü gibi bir şey. Öyle bir ünvan bu. Bu üçünü oynuyoruz. Bunları alırsam eğer benim hedefim IBF oynamak, WBA oynamak. Bu beş kemeri aldıktan sonra bir üst siklete çıkmak istiyorum artık. Ve bir üst sikletteki kemerleri almak istiyorum. Benim hedefim bu. Ama bu maçı kazanırsam, bu maçı kaybedersem aslında ben hiç düşünmedim. Antrenörüm daha iki gün önce bana şey dedi. Ya kaybedersek dedi. Kaybedersek planımız ne dedi. Hocam dedim bak bunu şu an konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten hiç düşünmedim. Kaybetmek fikri bana çok uzak. Zaten kazanacağımı çok hissediyorum. Çünkü çok güzel hazırlandım. Hazırlığım maşallah çok şükür. Hazırlık sürecimin altını çizerek söylemek istiyorum. Çok iyi bir hazırlık sürecinden geçiyorum şu anda ve hiçbir problem yaşamadım. O yüzden kazanacağımı hissediyorum. Ve kazandıktan sonra inşallah bir daha yaparız kemerlerle. Sizi de bekliyoruz. Tabii ne demek. İnşallah. Çok da mutlu oluruz. Dediğim gibi 5 kemeri oynamak istiyorum. Ondan sonra bir üst siklete çıkıp oradaki kemerleri de almak istiyorum. Sonrası artık ne getirir bilmiyorum. Yani evet. Profesyonel boks yapıyoruz. En fazla ne kadar dövüşebilirim? 7-8 yıl daha dövüşürüm. Bu süreçte böyle hep kemer oynarım diye umuyorum. Evet, sizin nezdinizde burada Serdar Bey'e de gerek federasyondaki hizmetleriyle, gerek siz ve siz gibi diğer sporculara sahip çıkmasına kendisine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz burada. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün, evet, buyurun. Bugün böyle büyük bir başarı varsa tamamen antrenörüm sayesinde. Yani onun emeklerini hiçbir zaman göz ardı edemem. Kendisine çok minnettarım. Hayatım boyunca da öyle olacak. Çünkü bana sevdiğim işi yapma olanağı tanıyor. En önemlisi bu. Ve başarılı olmam için o da elinden gelen çabayı sarf ediyor. Her sabah benim için erkenden kalkıp bana antrenman yaptırıyor. Geç saatlere kadar düşünüyor nasıl yapabilirim, ne yapabilirim program olarak. O yüzden kendisine en büyük minnet borcum ona. Teşekkür ederiz. Peki bizlere, değerli takipçilerimize bu manada tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle ben herkese sporu öneriyorum. Yani herkes spor yapmalı ve ebeveynler çocuklarını spora göndermeli. Yani 3 yaşında jimnastikle başlatabilirler spora. Yani bizim ülkemizde gerçekten biz toplum olarak dediğim gibi sporda başarılı bir ülkeyiz. Yani biz hırs ve azim var bizim toplumumuzda. Evet. Bu yüzden de zaten bireysel sporlarda, takım sporlarında başarılıyız. Olimpiyatlarda da başarı gösteriyoruz. O yüzden ebeveynlerin biraz çocuğu hazırlamasını tavsiye ederim. Bir de spor her zaman çocuğa iyilik katar. Çocuğun daha iyi yetişmesine fayda sağlar. Sosyal ortamıyla alakalı da aynı şekilde. Arkadaş ortamıyla alakalı, kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Onun dışında yetişkinler de mutlaka spor yapsın, pilates yapsın. Ben pilatesi çok seviyorum ve çok öneriyorum. Boks yapsınlar, bizim salona gelsinler. Kadıköy Boks'tayız. Burası Türkiye'nin ilk profesyonel boks salonu ve çok tatlı bir ortamı var bizim kulübün. Çok severler. Hobi olarak edinmek isterlerse eğer. Ve sporu öğrenmelerini istiyorum. Hala ülkemizde sporu bilmeyen insanlar var. Mesela olimpiyat ve profesyonel. Bunun ayrımını bilmeyenler var. Boksta olimpik boksörler var ve profesyonel boksörler var. Olimpik boksörler, olimpiyatta madalya alan arkadaşlarım. Profesyonelde aslında şu şekilde söyleyebilirim. Profesyonel boksta başarı olmadığı için bilmiyor olmaları normal. Ama yavaş yavaş geliyor artık. İnsanlar da araştırırsa daha çok öğrenirler. Ben artık profesyonel boksörüm dediğinde açıklama yapmak gerçekten istemiyorum. Yani insanlar bilsin istiyorum. Çünkü Avrupa'da ben Miami'de yaptım kampımı. 4 ay önce Miami'de kamptaydım. Orada Silver şampiyonuyum deyince gerçekten insanlar çok büyük saygı duyuyor. Aa öyle mi? Gel otur falan yapıyorlar. Kalkıp yer veriyorlar yani. Çünkü insanlar biliyorlar, yani tanıyorlar. Yani burada o kadar hani çok saygı göstermese de olur ama hani en azından bilsin. Aa öyle mi? Biliyorum. Bildiğini bana aktarsın. O beni mutlu eder. O şekilde. Teşekkür ediyoruz. Çok bize teşekkür ederim geldiğiniz için. Kanalımıza şeref verdiniz. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah kemerler alınca bir kere daha sizi misafir etmek isteriz. Memnuniyetle. İşte hayat serimizde bugün WBC Silver şampiyonumuz Serenay Çetin hanımefendiyle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın,
Ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.